Başkent Urumçi sokakları haftanın hemen hemen her günü kalabalık. Marka dükkanların, seyyar satıcıların ve açık hava bir yemek pazarının bulunduğu Urumçi'de halkın büyük çoğunluğu ihtiyaçlarını buradan gideriyor. Cadde boyunca Türk marka ve ürünlerinin satıldığı onlarca dükkan var. Daha çok tekstil üzerine satış yapan bu dükkanların girişinde ise Türkiye'den ünlü sanatçıların posterleri görünüyor. Daha düşük gelirli alıcılara hitap eden dükkanlarda ise çeşitli promosyonlar hoparlörlerle anons ediliyor. Meydanın merkezinde ise bölgeye has yemekler ve halen kullanılan geleneksel tıbbi malzemeler alıcılarını bekliyor. Şimdi de başkent Urumçi'nin yemek pazarlarından birindeyiz. Yemek derken aslında önce biraz bunlara bakmak gerekiyor. Belki de burası bir tıp dükkanı diyebiliriz. Burada kurbağalardan yılanlara ve değişik hayvanların kurutulmuş şekilleri var. Bunların sağlık için çok iyi olduğunu söylüyor içeridekiler. Biraz böyle gelecek olursak aslında burası yemek pazarı dedik. Şimdiden toplanmaya başlamışlar. Burada bizim anlayabildiğimiz kadarıyla en azından tavuklar, sosisler ve peynirler var. Urumçi'de akşam saatlerine doğruysa bu tarafa doğru masalar kurulmaya başlanıyor ve bu masalarda da farklı farklı yemekler satılıyor. Akşam saatleri yaklaşırken her akşam aynı yere konuşlanan satıcılar da arabalarıyla bir bir alana geliyor. Evet, saatler yavaş yavaş 6'ya geliyor. Biraz önce burası bomboştu ama 6'dan itibaren buradaki seyyar satıcılar işte burada toplanmaya başladılar ve yemeklerini de satmaya başlayacaklar birazdan. Urumçi Yemek Pazarı'nda tavuktan et ürünlerine, işkembeden kelle paçalara, mantılardan farklı farklı malzemeler kullanılarak doldurulmuş hamur ürünlerine kadar pek çok çeşit yemek bulmak mümkün. Urumçililer işte her gün bu caddede hem günlük ihtiyaçlarını gideriyor hem de ticaret yapıyor. Ancak cadde her zaman kontrol altında. Çekim yaptığımızı gören Çinli polisler bu durumdan bir hayli rahatsız oluyor ve kameramızı kapatmamızı istiyor.